Vallahi merhaba, nasılsınız? Uzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayım. Bu videoda makyaj yapacağım. Bugün işe gideceğim. İş öncesi makyajımı yapayım istedim karşınızda. Bir yandan da bazı sorularınızı cevaplayacağım. Instagram'da bir post yapmıştım. Merak ettiğiniz soruları altında sorun. Makyaj üstü videosunda yayınlayacağım demiştim. O video, bu video. Saçlarımın kusuruna bakmayın. Dün banyo gibi yattım ve bugün her ne yaptıysam onları şekle sokamadım. Sabah böyle bir at kuyruğu yapıp üstlerine azıcık saç spreyi sıkıp cime spora gitmiştim. Geldikten sonra da bana bu tatlı yapağı mucizeyi verdiler. Kendileri sürprizi verdiler. O yüzden ne yaptıysam şekle girmedi ama zaten bu videodan hemen sonra saçlarımı topuz yapıp işe gideceğim. O yüzden çok da önemi yok. Akriliklerimi çıkardım ki onlara aşıktım. Çok severek kullanıyordum. Fakat maalesef tırnaklarımı bayağı acıttım. İki kere. Özellikle bir tanesine bayağı bayağı acıttım. Hatırlarsanız en son canlı yayın yaptığımda akriliklerimden bahsediyorduk ve birkaç taneniz dikkatli ol. Kadının adını unuttum. Merve Özkaynak. Merve Özkaynak. Evet. Merve Özkaynak'tı galiba. Merve Özkaynak. Her neyse. Merve. Evet, Merve Özkaynak. Unuttum. Merve Özkaynak isimli YouTuber. YouTuber'ın tırnağı koptu. Tırnağı kopmuş değil mi? Evet, tırnağı koptu. O akrilikler yüzünden demişti. Ben de aman canım, herkesin başına gelecek bir şey mi bu? Hani birinin, sonuçta dünyada milyonlarca akrilik kullanan kadın var. Olmaz bir şey diye düşünüp normal, çok ciddiye almamıştım. Geçenlerde kayınvalidemin evindeydim ve çekmecelerden bir tanesini açıyordum. Tırnağımı öyle bir taktım ki, şu tırnağımı, şunu. Öyle bir taktım ki resmen, şu an hala ben görebiliyorum, göstermeyeceğim size. Kendim görebiliyorum. Resmen tırnağımın akriliğe takılı yerinin havaya kalkmak üzere olduğunu, böyle normal tırnağımla orası arasında, yani akrilin yapışık olduğu yer neredeyse tırnağımla beraber çıkaracaktı. Altında sadece derisi kalacaktı, kanadı falan. Ve öyle bir acıydı ki kendi, yani kopmadı tırnağım ama biraz daha zorlansa kopacaktı. O an tam o noktada dedim ki goodbye, bu akrilikler çıkıyor. Dediğim gibi çok severek taktırmıştım ve kendime yakıştırıyordum. Görüntülerini de çok beğeniyordum. Şu görüntü gayet çirkin bence. Ama hiçbir şey benim tırnak sağlığından ya da canımın sağlığından daha önemli. Fiziksel acıdan nefret eden bir insanım ve mecbur kalmadıkça fiziksel acı çekmek istemiyorum. Ve akrilikler maalesef acı verici olmaya başlamış. O yüzden çıkardım şu an artık. Eski çirkin tombiş ellerim ve tırnaklarıma devam ediyorum. Her neyse. Bu videoda şimdi makyaj yapacağım dediğim gibi. Ve sonra bir yandan da sorularınızı cevaplayacağım. Instagram'dan bir sürü soru gelmişti. Şu an laptop'tan açtım. Onlara bakmak istiyorum. Bir yandan da sorularınızı cevaplamak istiyorum. Aslında normalde kullanmıyorum pek ama bugün kullanacağım. Yves Saint Laurent Touche Eclat Blur Primer'ını, makyaj bazını süreceğim tüm yüzüme. Soru. Nicklerinizi okumaya çalışacağım elimden geldiğince. Eğer içlerinde bazıları isim şeklinde değil, nick şeklinde yanlış okursam vesaire kusura bakmayın. FX Tina. Efeciğim demiş ki, sorumluluk almak en büyük kabusum oldu. Hala çocuk gibiyim. Önerebileceğin bir tavsiyen var mıdır ablacığım? Yani hepimiz için aslında sorumluluk almak korkutucu bir düşünce ama sonuçta bütün bir hayatını hiçbir sorumluluk almadan geçiremeyeceğin için yavaş yavaş bir noktadan başlaman gerektiğini düşünüyorum. Yaşla da alakalı aslında ama 20'li yaşlar arasında bildiğim kadarıyla yavaş yavaş artık bunun zamanı geldi. Gerek işte okula gidiyorsanız okul projelerinde alabilirsiniz. Ufak ufak başlayarak. Evde ailenizle yaşıyorsanız belli, atıyorum, evin belli sorumluluklarını, belli işlerini kendi üzerinize almaya çalışabilir ve onda kararlı ve sürekli bir tutum geliştirmeye çalışabilirsiniz. Atıyorum bir canlının bakımını üstlenmeye çalışabilirsiniz. Kendinize gerçekten güveniyorsanız ufak başlayabilirsiniz. Bir balık vesaire gibi. Bunları tavsiye edebilirim. Yani bu sonsuza kadar kaçabileceğin bir şey değil. Ufak ufak işte gerek okul hayatında, gerek ev hayatında ufak ufak sorumluluklar alarak başlayabilirsin diye düşünüyorum. Sonra Manolia Lies, Manolia Lise demiş ki, ablacığım örnek aldığım ve imrenerek baktığım bir motivasyonum var her şeye karşı. Bunu nasıl başarıyorsun? Bunun çok büyük bir sebebi Anatolia benim için. Ama Anatolia'dan önce de, yani sonuçta ben hep şöyle düşünüyorum. Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Hepimiz dönem dönem demotive olabiliyoruz. Dönem dönem hiçbir şey yapmak istemiyor bilmeyebiliyoruz.
atıyorum yataktan çıkmak istemiyoruz, dışarı çıkmak istemiyoruz, insan içine karışmak istemiyoruz falan filan. Ve hepimizin dönem dönem aslında bu zamanlara ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Ama nereye kadar? Yani artık buna depresyon mu dersiniz, içine kapanma mı dersiniz? O süreci evet yaşayalım, yaşamamız gerekiyorsa ama çok uzatmadan diye düşünüyorum. Bu motivasyondan ziyade bir şekilde bir devam etme zorunluluğu gibi geliyor bana. Nefes aldığımız sürece devam etmek zorundayız bence. O yüzden de her ne konuda motive olduğumu düşünüyorsun bilmiyorum ama ben bir şekilde bazen hayal kırıklığına uğrasam da, bazen moral bozukluğu yaşasam da, bazen içimden gelmesin bir şekilde hep kendimi ilerlemek için zorluyorum. Sanırım siz buna motivasyon diyorsunuz. Okey, devam. Ercücüğüm sormuş. Kasım'da geliyor diyorlar senin için. Doğru mu diye. Kasım'da gelmek çok istiyorum ama sanırım gerçekleşmeyecek bu. Ve hatta birkaç soru var bununla ilgili. Onun da toptan cevabı olsun bu. Annemin gelme ihtimali var Aralık'ta. Eğer annem Aralık'ta gelecekse ben Kasım'da Türkiye'ye gelmeyeceğim tabii ki. Gelmek çok istiyorum ayrı ama maalesef böyle şeyler sadece istemekle olmuyor biliyorsunuz. Yine kesin değil. Kesin gelmeyeceğim demiyorum ama şu an çok da mümkün görünmüyor. Olursa ama bir gelişme, olumlu bir gelişme olursa muhakkak size haber veririm. Onun dışında hedefin kaç kilo? Bilmiyorum. Şu anki kilomdan daha az olan her kilo hedefim bariz. İlla şu kilo olmalıyım diye bir hedefim yok ama 70'lere düşmek isterim açıkçası. Zayıflayınca ilk şunu yapacağım, ilk şunu giyeceğim dediğin bir şey var mı? Yok. Biliyor musun? Yani herhalde kendime güzel mini siyah şık bir elbise alırdım. Ama yani illa şunu alayım, bunu alayım ya da şunu giyeceğim, ilk çok hevesleniyorum falan dediğim bir şey yok. Hayattaki pişmanlıklarım neler? Üniversite zamanında keşke daha severek, ilgilenerek istediğim bir bölüm okusaydım. Bankacılık ve finans mezunuyum ve konuyla alakam bile yok. Keşke daha yeteneklerime uygun bir kişisel, ne derler, yetenek de demeyeyim de bana karakterime daha uygun, daha evet yetenek diyeceğim. Yeteneklerimi ön plana çıkarabileceğim bir bölümde okusaydım daha severek okumuş olurum diye düşünüyorum. Onun dışında hayatta pişmanlıklarım YouTube'da gerekli gereksiz çok insanla polemiğe girdim. Hiç değmeyecek insanlarla. Onu yapmayabilirdim. Gereksiz sivrildiğim zamanlar oldu. Onu yapmayabilirdim. Onun dışında keşke gençken metabolizmam daha hızlıyken vesaire daha çok dikkat edip daha az yeseymişim, daha az kilo alsaymışım. Ama onun yani bu üçü dışında çok böyle bariz, ay çok pişmanım dediğim bir pişmanım yok hayatta. Bunlar ufak şeyler bu arada bence. Starbucks'a en sevdiğin sıcak ve soğuk kahveler neler? Bu değişiyor. Rejimde olup olmadığıma göre de değişiyor. Rejimdeysem şayet sıcak kahve genelde latte içiyorum. Ya da soğuk da genelde sadece sütlü kahve içiyorum. Sıcak ya da soğuk şekersiz. Rejimde olduğum zamanlarda Starbucks'tan çok bir şey içmiyorum açıkçası. Çok haz vermediği için bana. Fondötenin bu arada merak ediyorsanız Revlon Color Stay'i rengi 180 Sand Beige. Everyday Minerals'ın şu 1000 yıllık ta Türkiye'den beri kullandığım fırçasıyla süreceğim şimdi onu. Çünkü fırçalarım kirli ve yıkamaya üşeniyorum. Eğer rejim vesaire gibi kaygılarım yoksa ya da işte şekerli olmasını, şekerli şeyler içmeyi dert etmediğim bir dönemindeysem hayatımın Vanilla Cold Brew, Vanilla Sweet Cream, Vanilla Sweet Cream Cold Brew seviyorum. Çok aşırı tatlı bulsam da bazen White Chocolate Mocha da seviyorum. Özellikle sıcak olan ama bayıyor. Çok çok fazla tatlı olabiliyor. Bir de kışın çıkan Chestnut Praline Latte'sini seviyorum Starbucks'ın. Atladığım yorumlar var. İltifatlar genelde. Teşekkür ederim. Makyaj yaptıktan sonra yüzüm çok Selin demiş ki makyaj yaptıktan sonra yüzüm çok terliyor. Makyaj özellikle fondötenim aşırı akıyor. Bu akmayı veya yüz terlemesini yok etmenin yolları var mı? Yani güzel bir matlaştırıcı. Zaten sanırım bir iki kişi daha da bu yönde tavsiye vermiş kendisi. Güzel bir makyaj bazı. Bir de özellikle makyaj bazından daha önemli olarak pudra tavsiye ediyorum ben de. Yani onun dışında terlemeye çok bariz engel olacak bir ürün bilmiyorum. Ama
güzel matlaştırıcı sıkıştırılmış bir pudrayla o yağlı görüntünün, terli görüntünün önüne geçilebileceğini düşünüyorum. Daha sonra ikinci bebeği neden düşünmüyorsun? Çünkü zor, çocuk bakmak zor. Yani hayatımızda bazı değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Charlie'yle ve bu değişiklikler içerisinde ikinci bir çocuk, hamile kalma süreci, doğum falan filan, en ondan sonraki asıl zorluk olan yetiştirme, büyütme süreci bana zor geliyor açıkçası, gözüm almıyor. Ne maddi yönden ne de hayat tarzı açısından ikinci çocuğun bizim için mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Olursa olur, yani tutup da atıyorum herhangi bir sebepten hamile kalsam tabii ki aldırmayı falan düşünmüyorum o şekilde, ama planlı olarak bir çocuk yapmayı düşünmüyorum. Böyle, sebebi de bu. Amerika'da alışamadığım dediğim çok bir şey yok aslında. Ben çok kolay adapte olduğumu düşünüyorum Amerika'ya ve buradaki hayata. Alışamadığım bir şey yok. Sadece uzaklık, yani Türkiye'den bu kadar uzak olma düşüncesini hala sevmiyorum. Alışamadım demeyeyim, alıştım çünkü. Ama keşke bu kadar uzak olmasaydı. Ayşe sormuş. Benim merak ettiğim şey şu. Hiç Charlie abiyle büyük kavgalarınız oluyor mu? Artık yapamayacağım, devam edemiyorum dediğim mesela. Bu arada maşallah diyeyim, nazar yemesini teşekkür ederim. Yani büyük kavga derken, o an içindeyken büyük olduğunu düşündüğüm bir iki atışmamız oldu ama hiç, atıyorum işte ev ayırmalık ya da işte ikimizin de ya da birimizden birinin bir gün eve gelmediği ya da işte tamam ayrılıyoruz, boşanıyoruz dediğimiz atışmalarımız olmadı. Yani bir iki kere tartışıp lafla söylediğimiz oldu ama ikimiz de bunu kastetmediğimizi biliyorduk. Hayata geçirmeyeceğimizi biliyorduk. Tartışma esnasında birbirimizi sinirlendirmek için söylenmiş şeylerdi. Ama son zamanlarda hiç olmadı. Yani çok büyük, çok saygısız, kötü kavgalarımız da hiç çok şükür olmadı. Öyle. Amerika'da insanlar dedikodu yapıyorlar mı? O öyle yapmış, bu böyle olmuş, o ayrılmış, bu onu giymiş gibi. Ya tabii ki dünyanın her yerinde bence insanlar dedikodu yapıyor ama Türkiye'ye kıyasla sorduğunu tahmin ediyorum. Bizim kadar insanların hayatlarını çok merak etmiyorlar bence. Ya da işte bizimki gibi komşuluk ya da akrabalık ilişkileri çok, özellikle komşuluk ilişkileri neredeyse hiç yok. En azından benim çevremde. Akrabalık ilişkileri insanlar bir yere kadar karışabiliyor diğerlerinin hayatına. O yüzden dedikodu var tabii ki ama bizimki kadar yok bence. Melike demiş ki, kızınızın ilk 3 ay ve 1 yaşına kadar uyku düzeni nasıl sağladınız? Siz yokken ona bakan kişiler kızınızı nasıl uyutuyorlardı? Bir de ek gıdaya geçişiniz nasıl oldu? Ne zaman başladınız? Benim tamamen naçizane kişisel fikrim, ben uyku eğitimine karşıyım. Çocuklara uyku eğitimi verilmesi adı altında ağlatılmasına ya da işte anne babadan koparılıp tek başlarına bir odaya kapatılmalarına kişisel olarak karşıyım. Doğal olarak Anatolia'ya bunu yapmadık. Anatolia ilk 6-8 ay hatta bizimle aynı odada, yanım yatağımızın yanındaki co-sleeper denilen ufak bir yatakta yattı. Daha sonra bizimle aynı yatakta yatmaya başladı. 8 aylıktan hemen hemen şuradan 2 ay öncesine kadar aynı yatakta yatıyorduk Anatolia ile. Şimdi kendi yatağımda, yani uyuduğu zaman kendi yatağına götürüyorum, bırakıyorum. Ama gece uyanıp bizim yanımıza geliyor sabah karşı genelde. O konuda bir kısıtlama getirmiyorum ben açıkçası. Sonsuza kadar bizimle yatmayacak ve hiçbir zaman bu yaşlarına tekrar geri dönmeyecek ve şimdilik planlarıma göre de tek çocuğum olacağı için doya doya onunla o anları yaşamak istiyorum açıkçası. Beni hiç rahatsız etmiyor o yüzden. Uyku öyle. Uyku düzeni nasıl aldık? Her çocuk çok düzen sevmeyebiliyor diye bir şey okudum bugün. Attachment Parenting sayfası var Instagram'da ve çok katılıyorum ona. Bizim doktorumuz da öyle söylemişti mesela. Her çocuk çok uyku düşkünü olmayabiliyor ya da yani illa bütün çocuklar rutin sever diye bir şey yok. Biz de denedik işte belli bir rutine oturtalım vesaire zamanında ama o olmayabiliyordu. Bir de ben akşam çalışıyordum ve Anatolia hala emiyor. Doğal olarak akşamları onun uyku saatinde benim evde olmayışım haftanın belli günleri. Onun uykuya geçme saatini biraz geri atıyordu ve ben eskiden buna çok üzülür dertlenirken Anatolia'nın doktoruna gittiğimizde bu çocuğun gelişimi normal. Boyu normal, kilosu normal, aylık atıyorum işte kilo alması, şusu busu normal, motor becerileri, şusu busu, her şey normal. Hiçbir anormalitesi ya da eksikliği ya da geride kalması olan bir çocuk değil. Doğal olarak
geç uyuyor ya da az uyuyor diye seni oturup üzülmene, düşünmene gerektirecek bir şey de yok demişti. Bugün bugündür çok takmıyorum açıkçası. Hala bir uyku düzenimiz yok. Ne zaman uyumak isterse o zaman uyuyor. Böyle. Çoğu zaman ben evdeysem memede uyuyor. Ben evde olmadığım günler babası artık saat mesela 9 olduğu zaman tamam artık uyku vakti diyor. Yani illa Charlie 9'da uyku vakti dedi diye Anatoly'a 9'da uyumaya başlamıyor ama atıyorum işte yavaş yavaş duşunu alması, şu su bu su ya da işte hikaye okuması, kitap okuması vesaire. Yavaş yavaş 9.30-10 civarı genelde uyuyor. Türkiye'ye yerleşme ihtimali maalesef şu an yok. Onu soran bir arkadaş olmuş. Hamileyken sushi yedin mi? Evet, pişmiş sushi yedim ama çiğ yemedim. Charlie'yi kıskanıyor musun? Ya da o seni kıskanıyor mu? Onun kız arkadaşları, iş arkadaşları var mı? Böyle kıskançlık var mı yani? Amerikalılar kıskanç mı yoksa rahat birileri mi? Şimdi bütün Amerika için konuşamam. Burada da maalesef kadınlara kıskançlık sebebiyle şiddet vesaire uygulanabiliyor ama Türkiye'ye yine kıyaslayarak soruyorsanız çok çok daha az ve nadir. Ama tabii ki burada da asla öyle şeyler olmuyor diyemem. Charlie kıskanç mı? Hayır. İlişkinin ilk başlarında ben kıskançtım eski kız arkadaşından ötürü. Ama şu an açıkçası Charlie'ne de ben kıskanç değiliz. 6 senelik evliyiz arkadaşlar. 7,5 senelik bir ilişkimiz var. Bir çocuğumuz var. Birbirimizi biliyoruz. Kıskanmak için bir sebebimiz yok ortada. Ama yarın öbür gün bir sebep olsa kıskançlık ne bileyim ikimiz de gösterebiliriz. Ama şu an öyle bir sebep olmadığı için kıskanmıyoruz. Charlie evden işe, işten eve yaşayan, sosyal medyayla şununla bununla hiç alakası olmayan, nereye gittiğini, ne yaptığını bildiğim bir adam. Ben Charlie beni tanıdığında ben zaten sosyal medyayla içli dışlıydım ama Charlie aman işte bana telefonunu ver, bir kurcalayayım işte, yok DM'lerine bakayım, yok mesajlarına okuyayım. Böyle bir insandı, bizim bir aramızda böyle bir ilişki yok. O beni tanıyor, ben onu tanıyorum. Kıskanacak bir şey olmadığını ikimiz de biliyoruz. O yüzden kıskanç değiliz. Şu sıralar vazgeçemem dediğin 3 makyaj ürünü markalarıyla beraber. Bir tanesi Revlon'un Color Stay fondöteni 180. Numarası önemli değil. Bu fondöten 3. alışım. Besbelli vazgeçemiyorum. Onun dışında çok vazgeçemem dediğim bir şey yok sanırım. Diğer hepsi gelip gidiyor ve değiştirebiliyorum ama bir de şunu seviyorum. Chanel'in niye kapağını çıkardım size göstermeden önce bilmiyorum. Chanel'in Soleil Ten de Chanel ürününü seviyorum. Vazgeçilmez mi bilmiyorum ama son zamanlarda çok severek kullanıyorum. Bu yaz özellikle kontör işlemini ve bronzları bununla yaptım ve severek kullandım. Çok hoş durduğunu düşünüyorum. Bir diğeri de şu an şöyle göstereyim. Milani'nin Color Statement Lip Liner'ının Nude Ring. İki rengi var bende. Birisi Nude, birisi Spice. Böyle baktığınızda birbirlerine çok benzer görünselerde Spice daha koyu. Ben Nude Ring'ini daha çok seviyorum. Bu ikincisi. Bir tanesini komple bitirdim. İkincisine başladım. Çünkü gerçekten çok güzel bir renk. Melis'le görüşüyor musunuz? Evet. Bebek gelecek mi? Hayır. Anatolian Türkçe öğrenmesi gibi bir arzun ya da çalışman var mı? Arzum da var, çalışmam da var ama öğrenmezse de dünyanın sonu değil açıkçası. Eski erkek arkadaşın seni saklıyor mudur sence Bilgoş? Hangisi eski erkek arkadaşım? Bir sürü eski erkek arkadaşım var. Hangisi olduğuna bağlı. Takip ettiğini bildiklerim var. Ama hepsiyle iletişim halinde değilim. O yüzden hepsi takip ediyor mudur bilmiyorum ya da saklıyor mudur bilmiyorum ama takip ettiğini bildiğim, yani normal gayet takipçim olarak takip eden eski erkek arkadaşım var. Kızınızı Amerikan kültürüne göre mi, Türk kültürüne göre mi yetiştirmeye çalışıyorsunuz? Yani ikisi de birbirinden çok uç noktalardı bence. Sizin bu dengeyi nasıl sağladığınızı çok merak ediyorum. Yani sanırım Amerikan kültürüne göre yetişiyor diyeceğim. Ama ne bileyim, ben ve Charlie'nin kültürüne göre yetişiyor. Yani daha çok çocuk olduğu için çok bariz ona kültür aşılayabileceğimiz bir durum olmadığı için şu an normal bir çocuk yetiştirir gibi yetiştiriyoruz. Yani Türkiye'deki yetiştirmeyle Amerika'daki ya da Çin'deki yetiştirmenin çocukluk döneminde çok farklı olduğunu düşünmüyorum ben. Charlie'nin de benim de bu tarz konularda hayata bakışımız çok ortak. Türk kültürü derken yani bir Türk'üm ama hiçbir zaman şimdi Türk kültüründe hangi örneklerden bahsettiğini bilmiyorum ama Amerikan kültürünü ve Türk kültürünü çok farklı buluyorsan herhalde bir tanesini biraz daha batılı, birisinin biraz daha geleneksel olduğunu mu söylüyorsun? Eğer söylediğin buysa ben hiçbir zaman çok geleneksel kafada birisi olmadım zaten.
Charlie de çok aşırı batılı kafada birisi. O yüzden ikimiz orta noktayı buluyoruz. Yani ben şimdi klasik bir Türk'e göre diyeceğim de yanlış anlaşılacak şeyler söylemek istemiyorum. Çünkü kötü niyetle söylemesem de muhakkak yanlış anlaşılıyor. Ben hiçbir zaman çok geleneksel birisi olmadım. O yüzden muhafazakar ya da geleneksel birisi olmadığım için, öyle yetiştirmediğim için kendi çocuğumu da o şekilde yetiştirmeyeceğim. Ama belli kurallarım tabii ki var. İnşallah Anatolia'nın bu anlamda düzgün bir genç kız olarak yetişmesini, yetiştirebilmeyi istiyorum. Ama şu an çok bebek olduğu için bu kurallarımız yok yani. Belli bir yaşa geldikten sonra belki biraz daha kuralcı olabilirim açıkçası. Okey, devam. Asla da makyaj yapamayışım. Anne olduktan sonra hayatınızda kişisel olarak neler değişti? Bütün hayatım komple baştan sona değişti anne olduktan sonra. Kendime ayırdığım zaman değişti, hayata bakışım değişti, korkularım değişti, umutlarım değişti. Çok daha korkak birisi oldum. Bunu yenmeye çalışıyorum son bir aydır ama genel anlamda çok daha korkak birisi oldum maalesef. Onun dışında yani hayatımın merkezi değişti. Hayatımın merkezi birden Anatolia oldu. Onun mutluluğu, sağlığı iyi bir şekilde yetiştirilmesi şu an benim hayatımdaki en önemli şey tabii ki. O yüzden kendinizden daha çok düşündüğünüz ve daha çok sevdiğiniz bir varlık hayatınıza girince bütün hayatınız derininden sarsılıyor. Bu kötü anlamda değil sarsılma ama bir sarsılıyor yani. En basit günlük rutinim değişti, uyuduğum saatler, uyandığım saatler değişti, uyanıkken yaptığım şeyler değişti, kendime ayırdığım zaman değişti. Yani tabii ki anne olmak hayatımı komple her yönden değişti. Kişisel olarak da dediğim gibi daha korkak, daha az kendine zaman ayırabilen, bir sürü paranoya sahibi bir kadın oldum. Bir yandan çok daha güçsüz hissediyorum kendimi. Çünkü Anatolia benim için ciddi bir zayıflık, çocuğum o benim. Bir yandan çok daha güçlü hissediyorum. Özellikle söz konusu ona karşı olabilecek şeylerse bütün dünyayı karşıma alabileceğimi biliyorum. Yani bana çok şey kattı kesinlikle tabii ki. Sabrı öğretti. Bana mesela bazılarınız diyorsunuz nasıl bu kadar sabırlı olabiliyorsun diye. Gerçekten de Anatolia bana sabrı öğretti. Bazen çıldırsam, saçımı başımı yolmak istesem de sesimi yükseltmemeyi, sakin kalabilmeyi öğretti. Yapabildiğim kadar. Böyle. Her kadının yaşaması gereken bir duygu deniliyor sürekli. Ben bu kadar büyük bir laf etmeyeceğim. Her kadın anneliği yaşamak zorunda değil tabii ki. Eğer yaşamak istiyorsa o ayrı. Ama her kadın anne olmak istemeyebilir. Bu gayet anlaşılabilir bir şey. Benim çevremde de var. Hayır, ben çocuk doğurmak istemiyorum. Hayatıma bir çocuk sokmak istemiyorum diyen bir sürü iş arkadaşım özellikle. Bizim Türk toplumunda biz biraz daha anaç yetiştirildiğimiz için bize garip geliyor ama yani kadınlar sadece çocuk yapmak için yoklar tabii ki. Dünyaya gelmemizin asıl amacı bu falan değil. Her ne yapmak istiyorsanız onu yapacaksınız. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız ve gerçekten bunun altından kalkabileceğini düşünüyorsanız evet olun. İstemiyorsanız da en doğal hakkınız, olmak zorunda değilsiniz. Gerçekten bu kadar büyüleyici ve olağanüstü bir durum mu? Bence büyüleyici ve olağanüstü bir durum. Evet, benim hayatta başıma gelen hem en zor hem güzel, hem en güzel şey. Ama kadını kadın yapan şey sadece annelik yetisi, yeteneği değil tabii ki. Bunu da buradan söyleyeyim. Kullandığım app, fasting için kullandığım app'in adı Zero. İngilizce bilmeyenler için Zero diye yazılıyor. App Store'dan bakıp indirebilirsiniz. Annemin Amerika'ya gelme olayını söyledim. Bir insan kendi nasıl güvenebilir? Kusurlarıyla, ki onlar kusur diye adlandırılıyor ne yazık ki, nasıl barışık olabilir? Çatlak yara izleri vesaire. Yani ben selebritiler dahil çatlaksız çok az kadın biliyorum. Bir şekilde çatlak oluyor. Gerek hamilelikte, gerek kilo almakla, gerek büyük göğüslü olmakla vesaire, bir şekilde çatlaklar çok normal şeyler bence. Ben çatlağa kusur olarak çok samimi bakmıyorum bile. Selülit deseniz ona keza. Bugün en zayıf kadınların, hani zaten kilo ile ilintili bir şey değil selülit de, yani en zayıf, en fit olduğunu düşündüğünüz kadınların bile selüliti olabiliyor. Onun dışında yara izi vesaire ise de, şimdi sen atıyorum ameliyat geçirmiş bir kadın, diyelim ki bacağınızdan ameliyat geçirmişsiniz. Yani hayatınızda bu kadar hem fiziksel hem ruhsal zorluğu olan bir, özellikle sağlıkla ilgili bir badireyi atlattıktan sonra yemişim onun izini. Bence bir bacağımız olduğu için, kolumuz olduğu için, atıyorum beyin ameliyatı geçirdiysek hala hayatta olduğumuz için, bunları düşünüp dert edebilecek beyinsel aktiviteye hala sahip olduğumuz için oturup şükretmemiz lazım. Yani biraz hayatımıza şükrü sokmak gerektiğini düşünüyorum her konuda. Karşınızda 105 kilo bir kadın var. 36 yaşında, saçları beyaz içinde, gıdığı olan,
atıyorum ben de kusur olarak görünüz her neyse bunlara sahip bir kadın var. Yine de seviliyorum. Yine de beğeniliyorum. Kendimi de beğeniyorum. Dışarıda en önemlisi tabii ki eşimden beğenildiğimi de duyuyorum. Dışarıdan da beğeni alıyorum. Yani çatlığım da var, selülitim de var, sarkmışlığım da var. Yok yok. Eğer siz kendinizi sevmeye başlamazsanız bunun sonu yok. Yani hepimiz, bu arada ben hiç bir estetiğe ya da işte plastik operasyona falan karşı değilim. Kendinizi nasıl iyi hissedecekseniz öyle olsun. Atıyorum kaz ayaklarınız sizi rahatsız mı ediyor? Yaptırın gitsin. Şunlar sizi rahatsız mı ediyor? Yaptırın gitsin. Atıyorum sarkık göbeğiniz rahatsız mı ediyor? Sarkık göğüsleriniz rahatsız mı ediyor? Yaptırmak istiyorsanız yaptırın gitsin. Söylemeye çalıştığım şey şu. Bunun sonu yok. Yani hiçbir zaman mükemmellik diye bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. O yüzden birçok noktada kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeye çalışarak sağlığımız için elimiz, kolumuz, dişimiz, ağzımız, gören gözlerimiz için teşekkür ederek, müteşekkir olarak. Ama ben atıyorum işte şunları yaptırdığım zaman ya da işte dişlerimi yaptırdığım zaman ya da gıdığımı aldırdığım zaman ya da işte spor yapıp zayıfladığım zaman daha mutlu olacağım diyorsanız bunları da yapabilirsiniz elbette. Ama her şeyin önemlisi olduğunuz gibi kendinizi sevmeye çalışmak bence. Diş, çene ve dudakların nasıl bu kadar mükemmel? Teşekkür ederim. Amerika'da seni en çok ne şok etmişti? Çok fazla evsiz olması beni şaşırtmıştı. İnsanların restoranlara, alışveriş merkezlerine, toplu taşıma araçlarıyla, araçlarına, hayvanlarıyla, köpekleriyle, papağanlarıyla vesaire kedileriyle binmeleri, girmeleri beni şaşırtmıştı. Kapısı olmayan tuvaletler beni şaşırtmıştı. Her yerde değil ama belli yerlerde kapısı olmayan tuvaletler beni şaşırtmıştı. Bu kadar sanırım çok şaşırdığım bunlardı. Charlie ile anlaşamadığınız bir konu olduğunda bunu nasıl hallediyorsunuz? Bu arada 26 dakika oldu. Soruların asla sonu gelecekmiş gibi görünmüyor. Çabuk çabuk makyajımı yapayım. Akşam yemeğimi yiyip işe gitmem lazım. Belki bunun ikinci versiyonunu da çekebilirim. Çünkü daha bir sürü soru var ve ben kaç tane cevapladım bilmiyorum. Herhalde 15-20 tane cevaplamışımdır anca. Her neyse Charlie ile bir sorunumuz olduğunu konuşarak çözüyoruz arkadaşlar. İki medeni insan gibi olması gereken bu olduğu için. Bizim evimizde sen üstünsün ben üstünüm olayı yok. Sen erkeksin ben kadının olayı hiç yok. Zaten hayatta çekemeyeceğim. Asla ve asla hemfikir olmayacağım yegane konu yani. Hiçbir erkek bana ben erkeğim yaparım sen kadınsın yapamazsın diyemez. Yani duymak bile istemiyorum. Allah'a şükürler olsun Charlie de böyle bir insan değil. Gerçekten çok ılımlı. İkimiz de çabuk sinirlenen, çabuk parlayan insanlarız ama Charlie'nin bebek gibi bir kalbi var. Gerçekten çok anlayışlı, çok kabullenen bir kalbi var. Ben de elimden geldiğince sonuçta çocuğumun babası ve sevdiğim insan. Bir yerde ortak noktayı bulmak zorundayız diye ikimiz oturuyoruz, konuşuyoruz ve bazen o fedakarlık yapıyor, ödün veriyor. Bazen ben fedakarlık yapıyorum, ödün veriyorum. Ortak noktayı buluyoruz anlaşamadığımız konularda. Dövmen var mı ve yaptıracak olsan ne yaptırırdın? Hayır, dövmem yok. Geçmişte bu konuda kafamda bir sürü fikirler vardı. Atıyorum işte pentagram işareti yaptırmak istediğim zamanlar oldu. Yüzüklerin Efendisi ile ilgili bir şeyler yaptırmak istediğim zamanlar oldu. Rosenkreuz ile ilgili yaptırmak istediğim zamanlar oldu. Ama açıkçası 36 yaşından sonra böyle uç bir dövme yaptırmayı düşünmüyorum vücuduma. Yaptırsaydım beni çok çok sevdiğim ve beni yansıtan şeylerle ilgili olsun isterdim. Ama hem acısından korkuyorum açıkçası hem de ne bileyim çok gerek görmüyorum. O yüzden bu saatten sonra bir dövme yaptırırsam o sadece Anatolia ile ilgili olur diye tahmin ediyorum. Ama bunu biraz kro buluyorum. O yüzden dövme yaptırmayı düşünmüyorum. Charlie eniştenizin hastalığı şu an çok daha iyi. Hala bariz bir teşhis konulamadı. En son ülseratif kolit denirken son gittiğimizde doktor hayır senin hastalığın ülseratif kolit değil dedi. İlaçlarını artık kullanmıyor. Zira o atak dönemi geçti. Şu an çok daha iyi. Spor yapıyor da benim gibi. Yediğine içtiğine dikkat ediyor her zaman olmasa da. Yine benim gibi. Ama şu an bir atağa vesaire rahatsızlığı yok çok şükür. En sevdiğin çiçek ne? Yapay çiçek. Şaka bir yana ben gerçekten evimde çiçek sevmiyorum ve istemiyorum. Evime koyacaksam dekoratif amaçlı sadece yapma çiçek koyuyorum. İki tane var. Yani onlar da olmasa da olur açıkçası. Çiçek seven bir insan değilim. Benim tam tersime annem de tam bir çiçek delisi. Çiçek manyağı. Herhalde artık bütün ömrümü çiçek bahçesi gibi evlerde geçirmekten bana nasıl bir kına gelmişse kendi evimde asla tahammül edemiyorum ve istemiyorum çiçek.
Ama böyle bana hediye atıyorum işte Charlie'nin alıp gelmesi vesaire anlamında da almasa da olur hiç ömrüm boyunca aramam çiçek açıkçası ama gül diyeyim de hadi gönlümüz olsun. Yani çiçek seven birisi değilim. Neden eskisi gibi sık sık vlog çekmiyorum? Çünkü sıkılıyorum vlog çekmekten. Sürekli aynı şeyleri göstermekten gerçekten sıkılıyorum. Size gösterecek çok eğlenceli bir hayatım olduğunu düşünmediğim için çekerken haz almıyorum. Ve haz almadığım bir şey de göstermek istemiyorum. Son zamanlarda tekrar bir makyaj ve makyaj demeyeyim de pardon kapatıp duruyorum sizi. Parfüm aşkına düştüm. Parfümlerle ilgili birkaç video çekmeyi düşünüyorum. Ama onun dışında oturup böyle her gün özel hayatımı gösterecek bir atraksiyonum yok. Her gün aynı şey yapıyorum. Sabah kalkıyorum, bir kahvaltı ediyoruz. Cime gidiyorum. Anatoly'yi bazen kayınvalideme bırakıyorum. Eve geliyorum, ders çalışıyorum. Bir şeyler yiyorum, işe gidiyorum. Ben bunu her gün aynı şeyi size neyini göstereyim? Yok yani bir atraksiyon yok. O yüzden bunu yaparken, çekerken sıkılıyorum. Sizlerin de izlerken sıkılacağınızı düşünüyorum. Hiç çekmiyorum. Efendim. Ama olur da annem gelirse, mesela Aralık'ta diyelim ki geldi. O ayı bir vlog ayına çevirmeyi düşünebilirim tekrar. Hem annemi biliyorum, annemli vlogları birçoğunuz çok seviyordunuz. Hala açıp açıp izlediklerini söyleyen arkadaşlar var. Onlar için hem de bana annem gittikten sonra bir hatıra anı kalsın diye. Eğer annem gelirse onunla burada geçirdiğimiz günleri, yaptığımız yemekleri, yediğimiz, içtiğimizi, sohbetleri bir de annem gelirse geçen sefer de gezmiştik ama hamileydim, doğurmak üzereydim. İster istemez çok fazla gezemiyordum. Bu sefer daha hazırlıklı olacağız tabii ki. Annemi gezdirmeyi düşünüyorum. Gittiğimiz, gezdiğimiz yerleri, annemin tepkilerini, yediğimiz yemekleri hani yani az çok tahmin edebiliyorsunuz. Annem gelirse söz vloglara geri dönüş yapacağım. Annemin burada olduğu belki de tüm süreç boyunca. Bu da son soru olsun. Bunu da cevaplayayım. Ondan sonra gideyim. Uzun bir konu. Bunu şey yapmayacağım. Böyle. 40 yaşına kadar yapmış olmalıyım dediğin şeyler var mı? 40 yaşına kadar inşallah bazı borçlarımız var. Onlardan tamamen kurtulmuş olmak. Yani tamamen borçsuz. Debt free olmak. Daha farklı bir işte çalışıyor olmak. Aslında bunu önceden sorsaydınız, belki geçen sene sorsaydınız ikinci çocuğumu da doğurmuş olmak derdim ama şu an düşünmüyorum. Ama eğer çocuk düşüncesi tekrar aklıma düşerse 40 yaşında artık evet ikinci çocuğumu da doğurmuş olmak. Başka bir işte çalışıyor olmak ve bütün borçlarımı ödemiş maddi anlamda daha feraha çıkmış olmak istiyorum inşallah. Hayalim bu. Diyorum. Az önce bahsettiğim çok sevdiğim dudak kalemimi sürüyorum ve gidiyorum. 32 dakika oldu. Bence bayıldınız. Zaten vaktim de kalmadı fazla. Yine her zamanki yaptığım makyajı yaptım. Bu arada ne çektim? Aslında soru cevap videosuna çok sıcak bakmıyordum. Çünkü bana dair bilinmeyen ne kaldı ki diye düşündüm. Ama bence bu soru cevap videosu diğer işte annen geliyor musun, gidiyor musun falan soruları dışında. Bugüne kadar çektiğim diğer soru cevaplardan biraz daha farklı oldu. Biraz daha kafa yapımı işte Anatoly ile Charlie ile ilişkimizin durumunu falan bilmeniz açısından. Belki biraz daha çok da sadece bildiğiniz şeyleri tekrarlamış gibi olmadım gibi geliyor bana. O yüzden ümit ediyorum hoşunuza gitmiştir. Cevaplayamadığım bir sürü soru kaldı. Hem vaktim kalmadığı için hem de video yeterince uzun olduğu için. O yüzden bir ara belki makyaj üstü şeklinde, belki sadece kahvemi alıp karşınıza sohbet şeklinde kalan soruları da cevaplayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır, sıkılmamışsınızdır. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Olumlu düşünmeyi, hayata olumlu bakmayı ve her gün sahip olduğunuz maddi ve manevi şeyler için oturup şükretmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.